İkinci dönemin ilk dem söyleşilerine hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz tatilden herhalde döndünüz. Okullarınız üniversitede başladı. İnşallah bu dönemde sizlerle birlikte olacağız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Talip Küçükcan. Kendisi Marmara Üniversitesi Sosyoloji, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi. Tabii sadece bir tane şapkası yok, birçok şapkası var. Aynı zamanda aynı üniversitenin Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin direktörü. Televizyondan da belki hocamızı tanırsınız. TRT'de Açı programı, evet, değil mi hocam? Evet. Açı programı haftalık dış politika ile ilgili olarak katılıyor. SETA'nın dış ilişkiler direktörü aynı zamanda, böyle birçok konu var. Ama bugün kendisinin de oldukça uzmanlık alanı olduğu, doktorasını yaptığı ve bu alanla ilgili olarak Türkiye'de din-devlet ilişkileri konusunda uluslararası bir toplantı da organize edip ve bu da yayınlanmıştı. Uzman olduğu, esas uzman olduğu konuyla birlikteyiz. Türkiye'de din ve devlet ilişkileri. Her zaman olduğu gibi format olarak hocamla birlikte bir sohbete başlayacağız. Sizlerle birlikte, sizlerin sorularıyla birlikte bu işler devam edecek. İlk olarak hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Ben de hem Recep Bey'e hem de Enser Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum bu nazik davetlerden dolayı. Tabii ki ayrıca hepinize özellikle teşekkür etmek istiyorum bu ilginize. Dışarıda hava güzelken bu kadar arkadaşımızın kapalı bir salona gelip dinleyici olması gerçekten hem benim için gurur verici hem de ülkemiz için gurur verici. Çünkü gerçekten yeni kuşağın çok farklı ilgi alanları var ve bu ilgi alanlarında da kendilerini yetiştirmek için de çok ciddi çabalar sarf ettiğini görüyoruz. Enser Vakfı'nın böyle bir mekan sağlaması, böyle bir imkan sağlaması da oldukça önemli. Ben yeni kuşağın, yani sizin kuşağınızın bizim kuşaktan daha iyi bir noktada olması gerektiğini, bizim yaşlarımıza geldiğinizde sizin daha iyi eserler vermiş olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yoksa başka türlü ilerleme, progres mümkün değil. O nedenle ben şimdiden hepinize teşekkürler ediyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah hem öğrencilik hayatınızda, hem akademik hayatınızda, hem de özel hayatınızda ileride başarılı birer insan olarak hem kendinize, ailenize, memlekete, hayatınıza devam edersiniz. Evet, hocam, bu din-devlet ilişkileri konumuzun başlığı. Şimdi tabii din-devlet ilişkileri derken biraz dünyada ve Türkiye'de sorunlu bir alanı bir anlamda biz konuşmuş oluyoruz. Bu konuyla ilgili özellikle Türkiye özelinde medyada olsun, sosyal hayatta olsun bayağı bu konu sürekli gündeme gelir. Din-devlet ilişkisi nasıl olmalı? Batı'da nasıl? Bizde nasıl? Şu anda yeni Orta Doğu'daki Arap Baharı vesilesiyle de gündeme geliyor. Oralarda nasıl? Biz bütün bu tartışmalara gitmezden önce, ilk önce din ve devlet ilişkileri modern dönem öncesi ana hatlarıyla nasıldı? Daha sonra modern dönemle birlikte Batı'da başlayarak, Avrupa merkezli olarak din-devlet ilişkilerindeki ana hatlarda ne tür bir değişim oldu? Arzu ederseniz bu konudan başlayalım, daha sonra güncele gelelim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Tabii din-devlet ilişkilerini niçin konuşuyoruz? Buna kısmen Recep Bey cevap verdi. Çünkü bu konu hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin dışında hemen hemen bütün toplumlarda önemli bir alan. Çünkü din geleneksel olarak bu modernleşme teorisyenlerinin söylediği gibi insanın hayatından çekilmedi, parantez içine alınmadı. Genelde böyle bir beklenti vardı. 1950'lere kadar, 60'lara kadar pek çok sosyolog, pek çok siyaset bilimci şunu söylüyordu. Bir ülke modernleştikçe, bir toplum modernleştikçe zorunlu olarak sekülerleşir. Yani din onların toplumsal hayatından bir şekilde uzaklaşır. Devletin, kamu politikalarının ve pek çok alanda aslında dinin bu belirleyici etkinliği gittikçe kaybolur diye bir inanç ve düşünce vardı. Bu inanç ve düşüncenin temelinde yatan şey de Batı'nın kendi tecrübesiydi. İşte o nedenle modern öncesi döneme birazcık bu açıdan baktığımızda ve modern döneme gelirken nelerin nasıl değiştiğine baktığımızda bu tarihsel perspektifi ve derinliği de yakalamış oluruz diye düşünüyorum. O zaman problem alanları nelerdi ve nasıl Batı ülkeleri bu problemleri çözmeye çalıştı?
ne tür modeller oluşturdu? Bu modellerin temelinde yatan anlayış ne? Çünkü din ve devlet ilişkileri dediğimiz alan hem biraz problemli bir alan, hem de tekipleştirebileceğimiz, tek bir model sunabileceğimiz bir alan değil. Her ülke, her toplum, her bölge kendi siyasal ve politik tarihine bağlı olarak, değerlerine bağlı olarak yeni bir sistem üretmiş. Bu sistem içerisinde ya da bu modeller içerisinde bir takım temel paylaşılan şeyler var. Ama iş biraz detaylara geldiğinde bu detaylarda farklılaşma olduğunu görmek mümkün. Çünkü her ülkedeki tarih, toplum, siyaset anlayışı farklı olduğu gibi o toplumdaki değerler, dinin toplum içindeki yeri gibi şeyler de birbirinden farklı. Şimdi modern öncesi döneme baktığımızda bütün modern öncesi dönemden kastımız şu aslında. Yani ulus devlet kurulmadan önce nasıl acaba din devlet ilişkileri vardı? Özellikle Batı ülkelerine bakıldığında, Avrupa'ya baktığımızda ki zaten Avrupa'dan yayılan düşünceler bütün dünyayı etkiledi. Yani demokrasi, laiklik, din devlet ilişkileri, kamusal alan, kamusal alanda din, dini çoğulculuk, din hürriyetleri gibi pek çok kavram oradaki problemlerin tartışılmasından dolayı dünyaya yayılmaya başladı. Yani bu tür kavramları keşke İslam dünyasında veya bu coğrafyada biraz daha fazla tartışabilmiş olsaydık. Ama bu imkanlarımız olmadı. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şimdi kilisenin rolüne baktığımız zaman Batı'da aslında bugün özellikle Fransa'da ve başka ülkelerdeki ortaya çıkan modellerin temellerine baktığımızda din ve devlet ilişkileri açısından kilisenin Orta Çağ'da oynadığı rolün çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Nedir bu rol? Kilise Orta Çağ'larda biliyorsunuz özellikle Hristiyanlığın 4. yüzyıldan itibaren resmi din olarak kabul edilmesi Roma'da Hristiyanlığı Avrupa'nın en dominant, en belirleyici dini haline dönüştürüyor. Ve öyle bir baskınlık kuruyor ki kilise, eğitimden sağlığa, sağlıktan siyasete, siyasetten pek çok toplumsal alanda belirleyici, şekillendirici ve kural koyucu, normatif kurallar koyucu bir güce erişiyor. Bu Batı'daki özellikle modernleşme dediğimiz hareketin belki de en önemli katalizörlerden bir tanesi. Yani ruhban sınıfının her alanda etkili oluşu, ruhban sınıfının ve dinin siyaset üzerinde vesayet oluşturması, buna karşı bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Bu mücadele yani kilisenin baskın ve dominant duruşuna mücadelenin duruşuna karşı bir mücadele var Batı'da. Fransız devrimi dediğimiz şey, reformasyon dediğimiz şey, Rönesans dediğimiz şey, bütün bunların temellerinde yatan düşünce tarzlarının bir tanesi şuydu. İnsanı ve toplumu dinden bağımsızlaştırmak, hatta Katolik Kilisesi'nin baskın olarak bildiğimiz ruhban sınıfının o vesayetinden kurtarmaya yönelik bir hareket olarak ortaya çıkan, özellikle reform hareketlerine bakıldığında bunları görmemiz mümkün. Buradan şöyle bir aslında harita çizmek de mümkün. Batı tarihine bakıldığında modernleşme diye bir süreç var değil mi? Bu modernleşme süreci öncesinde din baskın bir şekilde pek çok alanda belirleyiciydi. Hatta ve hatta bugün bizim çok meşhur olarak bildiğimiz dünyanın ilk belki 10 üniversitesine baktığımızda en meşhur Oxford gibi, Cambridge gibi, Harvard gibi, Princeton gibi bütün bu üniversitelerin, Bologna Üniversitesi gibi İtalya'daki bütün bu üniversitelerin kurucuları bile aslında papazlar. Bütün bu üniversiteler ilk kurulduklarında teoloji fakülteleri olarak kurulmuş. Yani buradan şunu görüyoruz. Bu bahsettiğim üniversitelerin 400 ila 800 yıllık geçmişleri var. Biz de en yeni üniversite İstanbul Üniversitesi sayarız. 500 yıl. O da pek çok inkıtalarla ve kesintilerle olmuştur. Ama diğer üniversitelerimize baktığımızda işte çoğu 20-30 yıllık üniversitelerdir. Bu üniversitelerin mesela 800 yıllık bir geçmiş olan Cambridge, 700 yıllık geçmiş olan hatta 800 yıllık yine Oxford Üniversitesi, 450 yıllık geçmiş olan Harvard Üniversitesi, bütün bunlar aslında dini eğitim merkezleri olarak kurulmuş. O nedenle de toplum üzerinde, siyaset üzerinde, entelektüel hayat üzerinde çok baskın bir şekilde orada varlıklarını sürdürüyorlar. Yani belirleyici bir fonksiyonları var. Modernleşme dediğimiz şey de tam işte buna karşı dinin bu vesayet oluşturan, ruhban sınıfının her şeyi belirleyiciliğine karşı çıkan bir anlayış. Yani rasyonelite dediğimiz, akılcılık dediğimiz felsefenin, pozitivizmin gelişmesiyle beraber dine biçilen rol, dinin toplumda
devletin mekanizmalarında nasıl bir rol oynaması gerektiğine ilişkin yeni yeni sorular sormaya başlıyor Batı aklı, Batı zihni. Buradan şu noktaya doğru evrilmeye başlanıyor. Yani orta çağlara bakıldığında Batı'da, orta çağlar hep biz karanlık dönemde karanlık çağlar diye. Bizim için belki İslam dünyası için İslam karanlık dünyası değil. İslam dünyası için değil. Yani bahsettiğimiz dönemler 13. 15. yüzyıllara baktığımızda 14. 15. 16. yüzyıllar Batı dünyasında çok ciddi bir şekilde bu anlamda problemlerin olduğu, yani ruhban sınıfının baskın olduğu o karanlık dönem denilen dönemdir. Ama İslam dünyasına bakıldığında aynı dönemlerde medreselerin çok ciddi bir şekilde faaliyette bulunduğu, işte pek çok bilim alanında, sanat alanında buluşların olduğu bir yüzyılların yaşandığı dönem. Yani aslında İslam belki bu anlamda Rönesans'ın yaşandığı dönemlerde Batı'nın çok daha geride olduğunu söylememiz mümkün. Batı kendi içerisinde böyle bir hesaplaşma içerisine giriyor. Yani biz içinde bulunduğumuz durumda nasıl kurtulabiliriz? Yapılacak şeylerin bir tanesi onlara göre aklın önderliğinde, bilimin önderliğinde ama karşısında koyduğu şey kilisenin ruhban sınıfı. Dikkat edin burada. Dinin bizatihi kendisi değil aslında. Ama dinin o dönemdeki kurumsal olarak en baskın yapısı ve temsilcisi neyse ona karşı bir mücadele başlatıyor. Pekala hocam, bize bu nasıl geliyor? Yani bizim ruhban sınıfı yok diyoruz İslam dininde. Osmanlı özelini ele alacak olursak daha sonra Türkiye Cumhuriyeti var. Bu nasıl etki yapıyor? Bizim üzerimize de bayağı etki yapıyor. Yani biraz kuşkusuz. Zaten biz Türkiye'deki siyasete baktığımızda bu anlamda din ve devlet ilişkilerine baktığımızda Türkiye'nin nereden ilham aldığı, hangi süreçleri Türkiye'ye taşıdığını ve o nedenle de zaten yani dışarıda biçilen bir elbisenin Türk toplumuna, Türk siyasi set sistemine taşınmasıyla zaten başladığını görüyoruz. Arzu ederseniz ben bu Batı'daki gelişmeleri biraz daha özetleyeyim. Oradaki modellerden hareketle biraz buraya doğru evrilelim isterseniz. Türkiye'ye de geçelim. Batı'daki bu rasyonalite ve din arasındaki mücadele, akıl ve din arasındaki veya ruhbanlık sınıfı arasındaki mücadeleden zaferle çıkan akıl ve pozitivizm düşüncesi oluyor. Pek çok bu bahsettiğimiz üniversitelere mesela Harvard gibi, Cambridge gibi, Oxford gibi pek çok farklı alanlar eklenmeye başlanıyor. Bilim alanı fiziktir, kimyadır, biyolojidir, astronomidir, felsefedir, arkeolojidir. İşte bugün baktığımızda da bu üniversiteler artık aslında oldukça bu anlamda sekülerleşmiş, seküler bilimlerin de olduğu ama kökenleri itibariyle ilahiyattan evrildiği üniversiteler. Hala şunu da belirtmekte yarar var, bu bahsettiğimiz üniversitelerde Hristiyan teolojisi çok güçlü bir şekilde çalışılmaktadır. Onu da belirtelim. Yani onu dışlamış, onu bir tarafa bırakmış değil. Klasik olarak Hristiyan teolojisinin, hatta Hristiyan hukukunun, onların kanonik hukuk dedikleri bu alanlar hala çok ciddi bir şekilde çalışılıyor. Şimdi bu mücadelede bahsettiğimiz işte bilim-din mücadelesinde ya da akıl ve din mücadelesinde, ruhban sınıfı mücadelesinde aklı ön plana çıkaran, pozitif fizik felsefeyi ön plana çıkaran siyasi irade egemen oluyor. Ve şöyle bir anlaşmaya varıyorlar. Kilise artık toplumda siyaseti belirleyecek bir fonksiyonu olmaması gerekiyor. Kilisenin eğitim kurumları üzerindeki belirleyici etkisi artık eskisi gibi olmayacaktır. Yani kilise farklı bir alana doğru çekilecektir. Daha manevi alanlara doğru çekilecek. Kilisenin içinde kalacak. Onun dışındaki alanlara yansımayacaktır. Bu anlayış farklı biçimlerde tezahür ediyor Batı ülkelerinde. En katı biçimiyle Fransa'da. Fransa'da Katolik Kilisesi çok baskın olduğu için Fransız laikliği bugün işte kısmen Türkiye'nin de Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren Türkiye'ye gelen fikirler ve 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber geçilen sistemde örnek alınan daha çok Fransız sistemi laiklik. Fransız sistemi laiklik dine karşı olan büyük oranda dini mümkün olduğunca kamusal alanın dışına iten, din üzerinde yasaklar koyan bir anlayış. Çünkü 1905 yılına kadar, Fransız devrimi çok daha önceler oluyor ama Fransa'daki özellikle siyasi iktidarla Katolik Kilisesi arasındaki mücadele 1905 yılına kadar devam ediyor. 1905 yılındaki anlaşmayla, anayasayla beraber artık kilise bir anlamda teslim oluyor. Bu esnada Fransız tarihine bakıldığında özellikle din-devlet ilişkileri açısından devletin kiliseler üzerinde çok ciddi bir baskı uyguladığını, yani bugün din özgürlükleri, din ve vicdan hürriyeti, dini çoğulculuk gibi kavramlar hep kullanıyoruz. Bunlar da Batı'dan
büyük oranda ödünç olarak kullanıyoruz ama özellikle Fransa'ya bakıldığında Fransa'da dinle çok ciddi sorunlu bir felsefe anlayışının, siyaset anlayışının ve pratiğinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Fransız iktidarı, pozitivist bir iktidar olarak kilise üzerinde çok ciddi baskılar uyguluyor. On binlerce mesela papaz o dönemde Fransa'da bu Fransa'daki yeni uygulamalar kabul etmediği için sınır dışı ediliyor. On binlerce. Çok sayıda mesela kilisenin malına el konuluyor. Bunlar Fransa'da yaşanan ve Fransız tipi laikliğin aslında temelini oluşturan pratikler ve uygulamalar. Ve o nedenle de bugün işte Avrupa'ya baktığımızda işte farklı farklı uygulamalar ve haritalar görüyoruz din-devlet ilişkileri açısından. Ama din ve devlet ilişkilerinin en problemli olduğu alan Fransa olduğu için, Katolik Kilisesi'nin pozisyonundan dolayı Fransa'da kilise dendiği zaman, din dendiği zaman siyaset buna çok ciddi bir mesafe koyuyor. Gerektiği zaman yasaklamalar da koyuyor tabii. Bu yasakçı zihniyet Türkiye'ye daha sonra intikal ediyor. Ama Avrupa'da acaba bütün ülkeler din-devlet ilişkileri açısından bakıldığında Fransa gibi mi? Yani kilise bu kadar acaba hayatın dışına itilmiş mi? Eğitimdeki pozisyonları, eğitimdeki etkileri tamamen sıfırlanmış mı? Acaba kamusal hayata bakıldığında ya da toplumun farklı alanlardaki hizmetlere bakıldığında din, dini kurumlar nerelerde duruyor? Bu konulara bir baktığımızda şöyle bir harita çıkıyor. Bunun üzerinden detaylandırmak mümkün. Bir kere dünyada, bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne dahil edelim. Baktığımızda karşımıza şöyle genel modeller çıkıyor. Bir, din ve devlet ilişkilerinin birbirinden tamamen ayrıldığı, büyük bir duvarla isterseniz öyle söyleyelim, ayrıldığı ve iç içe geçişlerin olmadığı bir sistem. Fransa bunlardan bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri bir başkası. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok açık ve net anayasada belirleniyor bu. Fransa'da anayasada belirleniyor. Yani din devletin işlerine karışmıyor. Yani kilise kendi içerisinde nasıl iş yapacaksa yapıyor. Kilise de devletin işlerine karışmıyor. Burada özellikle Amerika ile Fransa arasında bir fark var. Onu da belirtmekte yarar var. Amerikan modelinde dini kurumlara, kiliselere, dini cemaatlere alabildiğine bir özgürlük alanı açılıyor. Burada şöyle bir sınır koyuyor Amerikan devleti. Diyor ki siz dini faaliyette bulunmak istiyorsanız, okul açmak istiyorsanız, evet, kilise açmak istiyorsanız, kendi okullarınızı, kendi medreselerinizi tırnak içinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda çok sayıda seminer dediğimiz, yani İslam dünyası söz konusu olduğunda bizde medreseye tekabül edecek pek çok kurum var. Bunların hepsi, bazısı 2 yıllık, bazısı 4 yıllık, kimisi din görevlisi yetiştiriyor, kimisi papaz yetiştiriyor, kimisi rahip yetiştiriyor ya da rahibe yetiştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda böyle bir okullaşma sistemini görebilirsiniz. Bunlar bağımsız okullar. Tabii ki belirli bir denetim var ama finansmanını kiliseden alan, parasını devletten almayan, tamamen kendi kendine ayakta durabilen ve bu özgürlüğü de sonuna kadar kullanabilen cemaatler söz konusu. Hatta mesela Katolik Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da bulunan Katolik Üniversitesi'nin sahibi Katolik Kilisesi. Evet. Kilise tarafından bir üniversite kurulabiliyor ve bu üniversite pek çok alanda, tıp da dahil olmak üzere eğitim veriyor. Ve buna kimse Amerika Birleşik Devletleri'nde ya bu kilise tarafından kurulmuş bir üniversitedir, dolayısıyla bu üniversitenin işte siyasal sisteme ya da seküler sisteme bir tehdit oluşturması söz konusu olabilir gibi bir soruyu kesinlikle sormuyor. Çünkü Amerikan sisteminde bahsettiğimiz özgürlük alanını şöyle koymuş. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem, dini cemaatler hangi dinden olursa olsun, bu arada onu da söyleyelim, İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Budist olsun, isterse Hümanist olsun, bunları yapabilir. İstedikleri şekilde ibadethane açabilirler. İstedikleri gibi okullar açabilirler. Okullarında istediği şeyi de öğretebilirler. Ama şöyle de bir sınır koyuyorlar. Diyorlar ki sen kendi inancını ve dinini başkasına empoze etmeyeceksin. Özgürlük alanın burada bitiyor. Ama onun dışında eğer bir şey yapmak istiyorsan devlet olarak da bana gelme. Ben Amerikan vatandaşıyım, Hristiyanım bana ve para verdi kilise mi kurmak istiyorum, kusura bakma diyor. Sen eğer gerçekten inanıyorsan, gerçekten inanç sahibiysen şunu yapmalısın. Kendi gelirinden yüzde şu kadar, eğer aktarmak istiyorsan kilisene aktarırsın, onu da verginden düşerim hatta. Hı hı. Böyle de bir kolaylık sağlanmış. İşte o nedenledir ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıldığında bugün sistemine, din-devlet ilişkileri ve bunun yansımalarına bakıldığında Amerika'da din
son derece ve dini kurumlar son derece aktiftir, dinamiktir, akışkandır, inanılmaz derecede canlıdır. Hala çok sayıda kiliseler kurulur, çok sayıda cemaatler ortada dolaşır, faaliyetlerde bulunur, kendi okullarını açarlar, kendi yayın evlerini açarlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sistem içerisinde herhangi bir sorun teşkil etmez. Yani devlete meydan okuma olarak anlaşılmaz dinin bu kadar yoğun olması, var olması. Ama Batı ülkelerine baktığımızda, Batı ülkelerindeki o bahsettiğimiz ruhban sınıfının bir zamanlar etkin olmasından dolayı mümkün olduğunca sistem içerisinde kilisenin rollerinde bir kısıtlama söz konusu. Fransa bu anlamda bir numaradır. Şimdi ikinci sistem, yani ikinci modele baktığımızda, birinci modelde iki örnek verdim size Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'yı. Din ve devlet ilişkilerinin birbirinden tamamen ayrıldığını. Ama Amerika'daki sistemde özgürlükler temelinde bir ayrışma var. Fransa'da da kontrol temelinde bir ayrışma var. Yine tamamen birbirinden ayrı bir sistem var. Kilisenin iç işlerine vesaireye karışmıyor. Ama o bahsettiğimiz devletin çok daha baskın gücünden dolayı kiliseler Amerika Birleşik Devletleri'nde kadar aktif değil. Ama bütün bunlara rağmen yine de 1905 yılına kadar yapılan tüm büyük kiliselerin bakımlarını hala Fransız devleti de üstleniyor, onu da söyleyelim. İstisnai bir durum ama Fransa devleti hala kamu kesesinden, kamu bütçesinden kiliselerin bakımlarının yapılmasında. Kültürel miras diye. Tabii kültürel miras da olabilir. Yani 1905'te yapılan anlaşmada bu var. Deniliyor ki büyük katedrallerin bakımları devlet tarafından yapılır. Yani sizin Paris'e gittiğinizdeki en büyük o katedral, bugün işte dünyanın da pek çok insanın gidip de ziyaret ettiği Notre Dame Kilisesi, devlet tarafından bakımı yapılan bir kilisedir. Yani Fransa'da bu laiklik açısından da bir problem teşkil etmez en azından bugün itibariyle baktığımızda. Ama Fransız laikliğinin başka problemleri var. Mesela Fransız laikliği, Türkiye laikliği gibi başörtüsüyle problemlidir. Değil mi? Yani orada hatta ortaokullarda, liselerde, üniversitelerde, özellikle ortaokul ve liselerde başörtüsü yasaklandı Fransa'da. Bununla ilgili olarak komisyonlar kuruldu. Bu komisyonların hepsinde şöyle bir fikir ortaya atıldı. Başörtüsü kadınlara zorla giydirilen, taktırılan, onların özgürlüğünü kısıtlayan bir sembol. Dolayısıyla Fransa gibi liberasyonun, özgürlüğün ön planda olduğu bir ülkede kızların başlarını açmaları gerekir diye raporlar yazıldı. Bunlar kanunlaştırıldı, yasalaştırıldı. Hatta en son Fransa'da kamusal alanda dinin varlığıyla ilintili bir meseledir bu. Yani kamusal alanda siz başörtüsüyle var olabilecek misiniz? Kamusal alanda başörtüsüyle var olmanın ötesinde mesela üniversitede hoca olabilecek misiniz? Doktor olabilecek misiniz? Bankada çalışabilecek misiniz? Fransa bu konularda sıkıntılı bir ülke. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir problem yok. Ama ikisi de benzer bir sisteme sahip ayrım açısından. Fakat temel ilkelere bakıldığında, temel uygulamalara bakıldığında Fransa'nın Amerika kadar özgürlükçü olmadığını görüyoruz. Bir ikinci sistem, din ve devlet ilişkileri ayrı ama devlet ile kiliseler arasında bir anlaşma var. Mesela Almanya, özellikle Katolik ülkeler böyle. Almanya'da, İtalya'da, Portekiz'de, İspanya'da böyle bir sistem var. Devletle Katolik Kilisesi arasında konkordat anlaşması diye bir anlaşma var. Ama tabii ki bu ülkelerdeki yasaların yapılmasında, kanunların çıkmasında kesinlikle kilisenin bir etkisi yok, doğrudan bir etkisi. Ama bir takım etik konular gündeme geldiğinde veya eğitimle ilgili konular gündeme geldiğinde buralarda bir tartışma var. Mesela Almanya'dan bir örnek vereyim bu konuyla ilgili olarak size. Almanya'da bazı dinler resmen tanınıyor. Tanınan dinlere ve kiliselere de bir takım özel haklar, bir takım ayrıcalıklar getiriliyor. Mesela şu anda Protestan Kilisesi ya da Katolik Kilisesi, bunlar ana kiliselerdir Almanya'da. Bunların üyeleri belirli, bunların üyelerinden, gelirlerinden vergi kesiliyor devlet tarafından. Bu vergiler ilgili Katolik kiliselerine aktarılıyor. Bunlar çok ciddi rakamlar yılda. Yani sen bir Katoliksen, sen bir Protestansan, senin maaşından cüz'i miktarda bir para kesiliyor ve devlet topluyor bu parayı merkezi sistemden. Daha sonra o kiliselerin bütçelerine aktarılıyor. Bu çok ciddi olarak kiliseler için bir gelir kaynağı teşkil ediyor. Mesela biraz daha detaylara girelim Almanya ile ilgili olarak. Çünkü bütün bunlar Türkiye açısından önemli. Yani Türkiye'de şu anda Almanya'daki, İngiltere'deki,
Hatta Amerika'daki bazı uygulamaları Türkiye'ye getirelim deseniz Sayın Hocam, evet, çok ciddi karşı çıkmalar olur. Halbuki oralar sekülerleşmiş. Yani hocam, zaten bu Amerika'yı detaylı anlattınız da bir dönemler bir siyasi iktidar geldiği zaman şöyle diyordu. Amerika laikliğinde ne varsa biz de onu alalım. Vallahi bunu böyle alacak olursak, çünkü Amerika'nın tarihi, geçmişi, din-devlet ilişkileri bizden çok farklı. Diyanetin olmaması lazım. Bu anlamda bir diyanetin olmaması lazım. Din derslerinin olmaması lazım. Devletin desteklediği, ilahiyat finanse ettiği devlet üniversitelerinde olan ilahiyat fakültesinde olmaması lazım. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de mevcut olan hiçbir din eğitimi ve öğretimi faaliyeti dahil, diyanet dahil olmaması lazım. Bu anlama geliyor. Yani o kadar da çok cazip bir model değil demiştim. Yani evet hocam. Tabii burada bir takım ilkelerden aslında hareket ederek bu meseleyi konuşmak lazım. Yani din-devlet ilişkilerinde dinin rolü, devletin rolü, sınırlar nerede belirlenmeli? Yani burada mesela sizin bahsettiğiniz şekilde siz kurumlar üzerinden gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte eğer Amerikan sistemi olursa, Amerika'dakine benzer bir uygulamayı Türkiye'de yaparsak, o zaman ilahiyat fakültelerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'na kaldırmamız lazım. Bugün kaldırmamız yani gerekecek veya devletin burada fonları olmayacak. Fakat şöyle bir durum da var, onu da görmek lazım. Mesela Türkiye'de bu tür mekanizmaların olmasının nedeni, bahsettiğiniz kurumların fonksiyonlarını icra edecek sivil kurumların olmayışından kaynaklanıyor. Yani eğer vatandaş serbest bırakılmış olsaydı bu konuda, kendi okulunu açma, kendi okulunu finanse etme, müminler dünyanın her yerinde, ister bunlar Müslüman olsun, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, müminler kendi okullarını açarlar. Yani böyle bir şey var. İnsanlar kendi çocuklarına din eğitimi vermek için her türlü fedakarlıkta bulunurlar. Tabii bizdeki tevhidi tedrisat yasası olmasından dolayı bütün eğitim devletin kontrolü altında olmak durumunda. Yani devlet zaten özel mesela imam hatip açma imkanı vermiyor kimseye. Ya da özel ilahiyat fakültesi açma imkanı vakıf verdi. Vakıf ilahiyatı verdi hocam. Tabii verdi. Bunlar ama bunlar geç kalmış ama önemli gelişmeler. Burada temel ilkenin özgürlük olması lazım. Yani din ve devlet ilişkilerini konuşuyorsak biz... O zaman din özgürlüğü konusunda da hafif hafif laiklik bağlamına tabii, girelim hocam. Tabii memnuniyetle, memnuniyetle. Ben Almanya ile ilgili bir husus arkadaşlara söyleyeyim. O zaman görsünler Türkiye'deki... Yani bu kıyaslamalar şunun için önemli. Ya Türkiye'de biz bu tartışmaları yaparken hangi bağlamda yapmalıyız? Yani dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor? Dünyadaki modelleri tartışırken şunu da söylemiyoruz biz tabii ki. Yani bir başka ülkeden alalım modeli, Türkiye'ye getirip koyalım. Böyle bir şey mümkün değil. Ama tıpkı başka ülkelerin Türkiye'den öğreneceği şeyler olduğu gibi bizim de başka ülkelerden öğrenebileceğimiz şeyler olabilir. Yani Türkiye artık yani biz at gözü takıp bizim her yaptığımız doğrudur, her yaptığımız iyidir deme lüksümüz yok. Eğer bizden daha iyi uygulamaların olduğu yerler varsa onları alabilmeliyiz. Özellikle din ve vicdan hürriyeti konusunda Türkiye'de son zamanlara kadar ciddi sıkıntılar yaşandı. Başörtüsü bunların en önemli örneklerinden bir tanesi. Hala devam eden bir başka sıkıntımız var. Değil mi? Mesela başörtüsüyle acaba kamu kurumlarında çalışılabilir mi? Üniversitede öğretmenlik, hocalık yapabilir misiniz? Veya herhangi bir kurumda çalışabilir misiniz? Bütün bunlar aslında o genel büyük çerçevenin içerisinde ele alınması gereken, yani din özgürlükleri çerçevesi içerisinde ele alınması gereken şey. Ben Almanya ile ilgili o meseleyi söyleyeyim. İlahiyat fakülteleriyle ilgili mesele. Evet. Çünkü aramızda ilahiyatta okuyan öğrenciler de olabilir. Şimdi Almanya'da iki tür ilahiyat fakültesi var. Buna bir üçüncüsü de eklendi yenilerde. İşte bu iki ilahiyat fakültesi Protestanların ve Katoliklerin ilahiyat fakülteleri var. Bir de yenilerde İslam ilahiyat fakülteleri açıldı. Bunu kim finanse ediyor? Bunu devlet finanse ediyor. Şu anda aşağı yukarı yanılmıyorsam 25-26 tane olması lazım böyle ilahiyat fakültesinin. Yani Protestanların ve Katoliklerin. Maaşlarını devlet ödüyor, kütüphanelerin işte masraflarını kamu kaynakları ödüyor. Kimse de çıkıp şunu söylemiyor mesela. Ya ilahiyat fakülteleri niye bizim vergilerimizden finanse ediliyor demiyor Almanya'da. Böyle bir konsensüs oluşmuş. Tabii buralarda konsensüsler çok önemli. Yani Türkiye'nin en büyük problematiğinden bir tanesi, biz uzun yıllardan beri kutuplaşmaların içerisinde oldu Türkiye. Yani toplumsal olarak, siyasal olarak Türkiye kutuplaştı veya kutuplaştırıldı. Dolayısıyla böyle bir söylem düzeyinde kutuplaşma oldu. Bu vatandaşlarımızın, insanlarımızın ya da yan yana sırada oturan insanların kutuplaşması değil. Ama Türkiye'de ideolojik olarak, söylemsel bazda bir kutuplaşmanın olduğunu biliyoruz. Bu kutuplaşma olduğu için de Türkiye'de rasyonel tartışmalar yürütemiyoruz. Yani herkes duygusal, ideolojik,
zaman zaman işte birilerine kayran tartışmalar yürüttüğü için de böyle toplumda bir konsensus, bir barış, ortak bir görüş oluşmuyor. O nedenle bu ortak görüşlerin inşası için belki başka örnekler bize yardımcı olabilir diye söylüyorum bunu. Ama bu bahsettiğimiz örnekte Katolik Kilisesi'nde ve Protestan Kilisesi'ne kontrolünde olan ilahiyat fakültelerinde baktığımızda şöyle bir şey var. Bunu Türkiye'de uygulayabilir misiniz hocam? Siz ilahiyatçısınız. İyi profesör olmak için mi hocam? Evet, orada diyelim ki profesör olmak istiyorsun. Almanya'daki Katolik Kilisesi'nin baskın olduğu Katolik ilahiyatı okudan ilahiyat fakültesinde profesör olmak istiyorsun. Nasıl girersin hocam oraya? Yani hocam bizim Türkiye'de karşılığı oranın müftüsünün onayını almak lazım. Evet, aynen böyle. Bakın Türkiye'de herkes ilahiyat fakültesinde hoca olabilir. İlan çıkar. İlana bir insan Müslüman olman da şart değil. Şart değildir. Öyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve ilgili alanda çalışma yapmanız, o alanda birikimli olması şart. Yeter. Kadın erkek olmak gibi bir şart da yok Türkiye'de. Ama siz Almanya'daki Katolik Üniversitesi'nde ilahiyat fakültesinde profesör olmak istiyorsanız Katolik Kilisesi'nden onay almanız gerekir. O onay olmadan orada profesör olamazsınız. Bakın bu Almanya'da modern, bugünkü Almanya'dan bahsediyorum. Yani Orta Çağ'daki Almanya'dan hocam, bahsetmiyorum. Hans Küng var meşhur orada, Katolik. Ünlü bir teolog, teorisyen, evrensel ahlakla ilgili çalışmalar da var. Profesör olmuş ama profesör olduktan sonra kilise öğretisine ters sözler etmiş Hans Küng. Belki duymuş olabilirsiniz bu. Çok meşhur bir adam şu anda, belki 80 yaşında. Arkadaşlarım bir kısmı hemen büyük ihtimalle ya Twitter'dan ya da internetten bakıyorlar. Bakabilirler. Hans Küng, evet. Neticede kilise öğretisi ve Papa'nın otoritesiyle ilgili eleştiri getirdiğinden dolayı Vatikan'ın emriyle neticede ilahiyat fakültesi profesörlüğünden uzaklaştırmışlar. Fakat adam çok ünlü ve tanınan olduğu için de sıradan bir adam değil, ama ilahiyat fakültesi dışında, üniversite içinde onun adına bir kürsü kurmuşlar hocam. Bu tabii çarpıcı bir örnek. Bu şunu gösteriyor. Yani bu uygulamalar demokratik bir ülkede, laik bir ülkede hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Yani çünkü kilisenin iç işlerine devlet karışmıyor. Diyor ki ben sana bu okulu veriyorum, ben sana bu finansmanı veriyorum. Kendi iç işlerinde istediğin gibi bunu yapabilirsin. Bu tartışma konusu bile olmuyor. Yani zaten önemli olan da bu. Aynı şey Protestan İlahiyat Fakültesi içinde geçerli. Orada da eğer siz hoca olmak istiyorsanız gidip... Bir de Almanya'da Müslüman birisi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci olamaz. Öğretmen mi olamaz? Öğrenci de olamaz. Öğrenci de olamaz. Olamaz. İlginç. Net biliyorum çünkü ben, yani eminim. Bunun için mesela Almanya'da tabii çok sayıda Müslüman olduğu için, yaklaşık 2,5 milyona yakın Türk artı diğer Müslümanlar olduğu için Almanya orada İslam İlahiyat Fakültesi açmaya karar verdi. Evet. Mesela İslam İlahiyat Fakültesi açarken peki kimden onay alınacak sorusu büyük bir soru. Çünkü İslam dini Almanya'da resmen bir din olarak kabul edilmiyor. Devlet yapıyor hocam. Evet, Katoliklikten farklı bir yolu izliyor orada. Gördüğünüz gibi burada hemen bir farklılaşma söz konusu. Yani özellikle din ve vicdan hürriyeti açısından dini grupların resmen tanınması ve bu tanınmaya bağlı olarak özel hakların verilmesi açısından Müslümanlar söz konusu olduğunda Almanya'nın notunun evrensel ilkelere pek de uymadığını görüyoruz bu bakımdan. Öyle gibi gözüküyor. Yani özellikle siz de takip ediyorsunuzdur yakında. İşte mesela Aleviliği bir din olarak kabul etti Almanya'da bazı eyaletler. Alevilik bağımsız, ayrı, İslam'dan farklı bir din olarak kabul edildi. Bu ne demektir? Eğer bir grubun inancı ayrı bir din olarak kabul ediliyorsa, yani ayrı bir ilahiyatı var demektir bunun. Ayrı bir dini hiyerarşisi var demektir bunun. Ayrı bir kitabı var demektir bunun. Mesela bazı bunun Aleviliğin resmen din olarak kabul edildiği eyaletlerde şu anda Alevi din dersleri okutuluyor. Bu doğal bir şey olabilir. Yani Aleviliğin tanınması, eğer Alevilerin öyle bir talepleri varsa burada bir problem görünmüyor. Fakat orada yaklaşık 2 milyondan fazla Müslüman olmasına rağmen İslam'ın bir din olarak tanınmaması enteresan bir şey. Tabii. Onun için belirli kurallar getirilmiş, belirli ilkeler getirilmiş. Bu ilkeler İslam'ın özü ve yapısıyla uyuşmadığı için bir din olarak kabul edilemiyor. Bu tabii bugün... Bize doğru yavaş gelelim hocam. Hocam bir de İngiltere'den bahsedip bize doğru gelelim. Pekala hocam. İngiltere'de çok önemli. İngiltere'de önemli, başka ülkelerde önemli. Bunu şunun için anlatıyorum. Yani Türkiye hala din-devlet ilişkilerini tartışırken çok yerel, çok aslında banal, çok gereksiz konularla enerjisini kaybediyor. Evet. Millet çözmüş bunu, dünya çözmüş. Ne temelinde çözmüş?
özgürlükler temelinde, çoğulculuk temelinde çözmüş bunu. Kimse kimseyi tehdit olarak görmüyor. Kimse kimseyi bir güvenlik gözlüğüyle bizim sistemimizi çökertir, bizim işte devletin temellerini çökertir, işte cumhuriyetin ilkelerini ortadan kaldırır düşüncesiyle bakmıyor. Birey olarak sana haklarını veriyor. Bir de tabii ki onun yanında başka mekanizma getiriyor. Kontrol mekanizmasını da getiriyor. Bir bahsettiğimiz işte Amerika Birleşik Devletleri'nde de özgürlükten sınırları var. Her yerde özgürlükten sınırları var. Ama özgürlüklerin sınırları olması için önce özgürlüklerin olması lazım. Tabii. Ve bizim görmemiz lazım. Yani eğer bir özgürlük kamu düzenini bozmuyorsa o zaman onu kısıtlamanın bir manası yok. Ama öyle alanlar olabilir ki kamu düzenini, kamu güvenliğini bozabilir ve tehdit altına alabilir. O durumlarda bazı fiiller yasaklanıyor bütün dünyada zaten. Ve insanlar da o yasakları kabul ediyor. Onlarla ilgili zaten böyle bir meydan okuma da yok. İngiltere tam hocamın doktorasını da yaptı. Biz tabii şunu da belirteyim. Recep Bey'le biz İngiltere'de aynı zamanda öğrenci olarak tanıştığımız çok eski bir meslektaşım. Beraber doktora yaptık İngiltere'de. Aynı yıllarda da bulunduk. Kendisi de bu konuların çok iyi uzmanıdır. Özellikle İngiltere'deki din eğitiminin. İngiltere'de mesela kiliselerin ilk ve orta öğretimde çok ciddi bir payı vardır. %25. %25 az bir pay değil. Kesinlikle. Bu okullarda... Yani İmam Hatip gibi bir okul da değil. 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 Bu okulların finansmanının %80'ini devlet karşılar. Ama okulun yönetimi kilisenindir. Okuldaki etiği belirleyen, kılık kıyafeti belirleyen, hocaları alan, aşağı yukarı pek çok şeye karar veren de o okul yönetimindeki kilisenin yönetimidir. Bakın size bir şey söyleyeyim bununla ilgili olarak anlatayım. İngiltere'de bunların niçin hiçbir mesele olmadığı açısından da önemli bu. Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Benim kızım İngiltere'de bir okulda okuyor. Açılış gününe gittim. Evet. Bu okul kiliseye bağlı bir okul. Ama çok başarılı olduğu için şunu da söyleyelim. Kilise okulları İngiltere'de şu anda çok akademik olarak başarılı okullar. Bir kısmı Tony Blair'in oğlu da oraya gitmişti. Yani. O nedenle akademik olarak başarılı olduğu için herkes çocuğunu oraya göndermeye çalışıyor. Çünkü o okullarda ya çok fazla karışık okullar da yok onların. Ya erkek okulu var ya kız okulu var. Hala da devam ediyor bakın bu. Yani bizde eskiden kız lisesi, erkek lisesi vardı ya bu sistem İngiltere'de çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Benim tabii kızımın gittiği okula bir kız okuluydu. Ve bir açılış gününe ben de buradan gittim. Açılışta bir papaz gelip konuştu ve dua etti. Ve papaz elbisesiyle geldi, dua etti. Ondan sonra okul müdiresi çıktı. Güzel bir konuşma yaptı. Hem aileler için hem de çocuklar için. Çocuklar dedi, size dedi bugün dedi iki kitap almanızı önereceğim dedi. Bunu dedi herkes alacak ama. Birisi dedi işte... 13-14 yaşındaki çocuklar için bahsediyorum. Bir İngilizce sözlük alacaksınız mutlaka. Herkesin çantasında bu sözlük olacak. Çünkü İngilizce önemli. İki, herkesin çantasında olması gereken bir başka şey İncil'in çocuklar için hazırlanmış versiyonu. Bunu herkes alacak bu okulda. Bununla başlayacaksınız işe. Şimdi bu... Dil ve din hocam. Dil ve din, evet. Birisi düşündüğünüz şey, birisi de inandığınız şey. Yani dille düşünür insan. Ve dille kendisini ifade eder. Diğeri de inançları. Bu şu demek değil. Yani orada gelen çocuklara, herkese işte Hristiyan ibadeti yaptırılıyor, Hristiyanlık öğretiliyor falan değil. Ama okulun bir etiği var. Okulun bir kurallar zinciri var. Ve bu kurallar zincirini belirleyen de okulun ta kendisi. Ha, Milli Eğitim Bakanlığı da yarın bir gün geliyor tabii ki. Okuldaki eğitimin kalitesini denetliyor. Buna da açık. Dolayısıyla böyle bir sistem var. İngiltere'de din ve devlet işleri de teorik olarak birbirinden ayrı değil. Yasal olarak değil, birbirinden evet. Ayrı değil. Yani devlet başkanı aynı zamanda kilisenin başkanı. Böyle bir durum söz konusu. Fakat bu şu demek de değil, onu da söyleyelim. Yani böyle çok aslında dostane ilişkilerin olduğu, din ve devlet ilişkilerinin olduğu yerlerde kilise çıkıp şunu demiyor. O zaman ben de buradaki yasaları İncil'lere göre belirleme hakkım var. Yok böyle bir şey. Bunu aşmışlar. Yani bu konularla ilgili olarak özgürlükler temellerinde bu talepler aşılmış. Ama şunu da yapmışlar. Mesela İngiltere söz konusu olduğunda Lordlar Kamerası'nda yaklaşık 20 tane sandalye Lordlar Hristiyan temsilcilere ayrılmış vaziyette. Yani bu şu demek. Türkiye'ye bunu da getirecek olursak. Eski senatoda 20 tane müftü gelecek. O senatonun doğal üyesi olacak. Evet, kilise. Türkiye tabii. Böyle bir sistemi kaldırmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Ama bunların olabileceğini görelim. Yani bu şu demektir. Toplumda eğer gerçekten belirli kesitlerini siz toplumun yok sayarsanız
bunu görmezden gelirseniz, taleplerini gündeme taşımazsanız ve bu taleplerle ilgili sorunları çözmezseniz toplumda kutuplaşma olması doğal. Siz bir takım sistemleri koruma adına özgürlükleri kısıtlarsanız bunlar toplumda kabul görmez. Nitekim de Türkiye'deki toplumsal değişime baktığımızda, bu vesileyle Türkiye'de gelmiş olalım. Ayrıca milli kilisesi olan pek çok Avrupa ülkesi de var, onu da söyleyelim. Danimarka, İsveç, Norveç, Yunanistan. Bütün bunlarda milli kilise de var. Bakın bunların anayasalarında laik değil bunlar. Laiklik şu anlamda var. Yasaların yapılmasında, yani yasama faaliyetlerinde din yok. Yani hiçbirisi çıkıp da Hristiyan şeriatını uygulayalım diye bir talep gelmiyor. Hristiyanlığın çok ciddi şeriatı da yok belki. Şöyle söyleyelim, yani toplum işte Avrupa'daki din ve devlet ilişkilerinde kiliseye biçilen rolü kilise benimsemiş ve kabullenmiş. Tabii. Yani artık talepler yok. Çünkü o talepleri çok ciddi bir şekilde zamanında problemler yaratmış ve o meseleyi çözmüşler. Avrupa bu anlamda büyük oranda sekülerleşmiş, yani dünyevileşmiş. Hocam Türkiye'ye gelince bizim eskiden, yeni kitaplarda belki yoktur ama İnkılap Tarihi kitaplarında, sosyal bilgiler kitaplarında bir tanım vardı. Laiklik, din-devlet ilişkilerini düzenleyen temel ilke laiklik halinde hukuk metinlerinde var. Laikliğin tanımı da din ve devlet ilişkilerinin birbirinden ayrılmasıdır diye ders kitaplarında tanımlanır. Çünkü ders kitaplarındaki bilgi önemli bir bilgidir aynı zamanda. Ama benim gördüğüm kadarıyla hocam bu ayrışma Türkiye'de hiç olmadı Cumhuriyet döneminde. Yani ne tür bir din-devlet ilişkisi biz yaşadık? Bu devletin kitaplarındaki tanıma uyan bir durum yoktu yani. Şimdi ben laikliği öyle tanımlamıyorum. Bizdeki yani kitaplarında genel tanımı, böyle tanımlamıyor. Genel tanımı din ve devlet ilişkilerinin ayrılması demek. Bu şu demek aslında, din ve dini kurumlar kendi kurallarını kendileri belirler, evet, faaliyetlerini yürütür. Devlet de bunları karışmaz. Devlet bunları kontrol etmez. Devlet bunlar üzerinde baskı üretmez. Devlet bunları sınırlamaz. Devlet bunlara ne yapacağını söylemez demektir. Evet. Tersine baktığımızda da dini kurumlar, dini cemaatler gidip de devlete şunu da demez. Ya arkadaş, devleti biz yöneteceğiz. Evet. Devletin şu kuralları, işte İslami kurallar olması gerekir. Bu da bunu dememesi lazım. Yani orada kastedilen şey budur. Fakat Türkiye'deki uygulamaya baktığımızda, evet, Hangi modeldeyiz hocam biz o modelde? Biz ara modeldeyiz biz. Evet, işte onu biraz... Türkiye kendine mahsus bir yapı içerisinde. Yani teorik olarak din ve devlet ilişkileri birbirinden ayrılmış vaziyette normalde. Evet. Fakat Türkiye'de devletin din politikasına baktığımızda dini kurumları, dini cemaatleri, dini faaliyetleri, din eğitiminin çok ciddi bir şekilde belirlediğini, ona karıştığını, şekillendirdiğini görüyoruz. Bu... Avrupa ülkelerinin hiçbirisinde devletin dine müdahalesi bu kadar değil. Mutlaka kiliseyi kendi haline bırakmış, dini cemaatleri kendi hallerine bırakmışlar. Bu özgürlük alanlarını tanımlamışlar. Biz niye böyle yapıyoruz hocam? Biz niye böyle yapmak durumunda oldular bizi yönetenler yıllarca? Tabii bu zor bir soru. Sizin evet, yorumunuz nedir hocam? Tabii yani... Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken aslında Türkiye'de bir de laikliği şöyle de tanımlayabiliriz. Bunun üzerinden gidelim. Yani ben laikliğin şu şekilde tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Laiklik hukuki bir ilkedir. Prensiptir. Bir ideoloji falan değildir normalde. Fakat Türkiye'de laiklik bir ideolojiye dönüşmüştür. Laiklik bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de şöyle tanımlanması gerekir. Laiklik yasama faaliyetlerinde dinin etkisinin olmaması demektir. Yani ruhban sınıfının zamanında şikayet edilen buydu zaten. Pek çok alanda etkisi vardı. Bu etkisi siyasette, bu etkisi kanunların ve yasaların yapılmasında akılın, fikrin, ondan sonra toplumsal müzakerelerin ön planda olması, evet, gerektiği demektir. Laiklik dediğimiz şey dünyada budur. Yani bir ilkedir laiklik, prensiptir. Türkiye'de laiklik bir ideolojiye dönüştüğü için, evet, problem olmuştur. Yani laiklik tam karşısında İslamcılık diye bir ideolojiyi tanımlamıştır. Ve bunu kendisine her zaman bir tehdit olarak görmüştür, bir problem olarak görmüştür. O nedenle de mümkün olduğunca din alanını sınırlamaya, dini faaliyetleri belirlemeye, bunlar üzerinde bir kontrol mekanizması oluşturmaya çalışmıştır. Bu meselenin temelinde de Türkiye'de din-devlet ilişkilerindeki politikaları ve ilkeleri belirleyen zihniyetin, anlayışın, ideolojinin çok ciddi bir şekilde Fransız geleneğinden beslenmiş olmasıdır. Çünkü Fransa'da laiklik din karşıtı olarak gelişmiştir. Ruhban sınıfıyla savaşarak laiklik inşa edilmiştir. Bu model Türkiye'ye getirildiği için
bu modelden esinlenen bir anlayış Türkiye'de hakim olduğu için mümkün olduğunca din ve dini kurumlar kamusal alanın, siyaset alanının ve toplumsal alanın dışına itilmeye kalkışılmıştır. Evet. Mesela o nedenle şimdi başörtüsüne ideolojik ve siyasi sembol diyen ilk ülke Türkiye olmuştur. Başka ülkelerde, ben İngiltere'de okudum, siz de okudunuz. Benim okuduğum üniversitede başörtülü farklı ülkelerden gelen öğrenciler vardı. Hatta bizim bir mescidimiz de vardı üniversite içerisinde. Kızlar için ayrılmış bir yer vardı, erkekler için ayrılmış bir yer vardı. Ve bütün öğrenci kulüplerinin böyle bir hakkı da vardı. Yani gidip Müslümanlar kendiler için bir oda isteyebiliyordu. Evet. Hristiyanlar için kendiler bir işte dua odası isteyebiliyorlardı ya da bir ayin odası isteyebiliyorlardı. Bunların hiçbirisini bir tehdit olarak, bir tehlike olarak görmüyordu insanlar. Çünkü özgürlük alanlarını açtığınız zaman, tabii burada şunu da söylemekte yarar var. Yani Türkiye yukarıdan aşağı modernleştirilen bir ülke. Tabii. Dolayısıyla yani bir elbise biçiliyor ve bu elbise bütün topluma giydirilmeye çalışılıyor. Ve bunlar daha çok bahsettiğimiz ideolojiler ulus devlet ideolojilerdir. Yani modern devletler kurulduğu andan itibaren toplumdaki farklılaşmalar, toplumdaki aykırı düşünceler, toplumdaki farklı renkleri mümkün olduğunca bir araya getirmeye, tek renk haline dönüştürmeye ve tek tipleştirmeye çalışır. Yani homojenleşme dediğimiz şey, homojenleştirme dediğimiz şey ulus devlet ideolojisinin bir yansımasıdır ve sadece Türkiye'ye mahsus bir şey de değildir. Buradaki mesele Türkiye geç kalmıştır. Geç kalmış açılımında. Ama diğer ülkelere baktığımızda onlar da aslında böyle bir homojenlikle başlamıştır. Mesela bu bahsettiğiniz bütün ülkelerde ilk defa devletin yaptığı ilk iş hemen eğitim kurumlarına el atmak olmuştur. Evet, tamam. Ondan sonra demişlerdir ki tamam, burada bir problem görünmüyor. Yani herkes kendi alanında faaliyet gösteriyor. Yani bir ülkede ibadet oranlarının artması, bir ülkede işte başörtülülerin olması, bir ülkede imam hatiplerin olması tehlike olarak, tehdit olarak görülürse bu bir ideolojiyle ilintili bir meseledir. Tabii. Yani Türkiye'deki modernleştirici ideoloji dinle her zaman böyle bir mesafe koymuştur arasında. Dinle problemli olmuştur. Tıpkı Fransız laikliği gibi. Türkiye'deki laikliğin ortaya çıkması, gelişmesi ve uygulama tarzına baktığımızda bu bahsettiğimiz sadece yasama faaliyetlerinin ötesinde bir yere gitmiştir. Din üzerinde kontrol edici, hatta şekillendirici bir durum söz konusu olmuştur. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması, İmam Hatip okullarının açılması ve bunların devlet tarafından finanse edilir olması ayrı bir mesele. Yani bu Türkiye'de ilahiyat fakültelerinin açılması, İmam Hatip liselerinin açılması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün faaliyette bulunmasını zaman zaman laiklik açısından problemli olarak görenler de var. Evet. Deniliyor ki işte bu tür kurumlara niye devlet para versin? Ben de şunu söylüyorum, bunu söyleyenlere diyorum ki her eski ülke, Diyanet İşleri Başkanı danışmanı olarak aynı zamanda. Evet. Evet, her ülke bu alanda kendi siyasal tecrübelerini ve toplumsal yapısına göre bir model oluşturur. Burada temel ilkelere bakmamız lazım. Bu ilkeler özgürlük ilkesidir, çoğulculuk ilkesidir, farklılaşma ilkesidir. Yoksa dini faaliyetlere devlet para vermez diye bir şey yok. Bakın size bahsettik. Almanya'da çok ciddi bir şekilde kiliseler, mesela kindergarten sistemi diye çocuk yuvalarını öğrenci gider. Bu öğrenci gider ama bunların bütün masraflarını, maaşlarını devlet verir. İngiltere'de okulların %25'i kiliseler tarafından... %85'ini veriyor hocam. Ya okulların %25'i kiliselere ait, bu okulların masraflarının %85'i de devlet tarafından ödeniyor. Yani evet. Devlet dini faaliyetlere kamudan fon ayırmaz diye bir şey yok. Bütün dünyada var bu. Hatta çok daha başka şeyler var. Yani burada arkadaşlarla paylaşmakta yarar görüyorum bunu. Evet. Danimarka'da mesela, Danimarka'nın da bir milli kilisesi var. Danimarka'da Türkiye'de cumhurbaşkanı olmak için ne olmak lazım hocam? Üniversite mezunu hocam. Üniversite mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, askerliği yapmış olmak yeter. Bu kadar. Bayansa gerek yok. Hangi askerliği. Dinden olursa olsun, hangi cinsiyetten olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, kimse bunu sormaz. Peki, Danimarka'da Cumhurbaşkanı olmak isterseniz ne olacak? Hocam o... Hristiyan olmanız da yetmiyor hocam. O mezhepten olacak. O mezhepten olacak. Yani Lüteryan mezhebinden olmayan Danimarka'da... Cumhurbaşkanı olamaz. Kral olamaz. Yani siyasetle din arasında böyle bir aslında sembolik de olsa bir ilişki kurmuş. Kimse için bu problemi teşkil etmiyor. Ama önemli olan fonksiyon diyorsun biraz. Tabii. Da yani. Yani mümkün olduğunca özgürlük alanları açıldığında, tabii şöyle de bir Türkiye'deki
uygulama zaman zaman şu şekilde de meşrulaştırıldı. Denildi ki eğer din alanı açılırsa ya da din özgürlükleri alanı açılırsa bu Türkiye'deki şimdiye kadar elde edilmiş bir takım kazanımlar, neyse o kazanımlar, yani Cumhuriyet'in kazanımları elden girebilir. Elden giderliyor. Halbuki bütün dünyaya bakıldığında, yani hem toplumsal barış açısından hem de toplumsal mutabakat açısından bakıldığında çoğulculuk ne kadar aslında beslenebiliyorsa, bu alanlar desteklenebiliyorsa o ülkelerdeki toplumsal barışın daha aslında güçlü olduğunu görmemiz mümkün. Türkiye'deki uygulamaları biraz bu açıdan değerlendirmek lazım. Şimdi bir de kamusal alan kavramı üzerinden bu Türkiye'deki değerlendirmeyi yapmak lazım. Şimdi Türkiye'de sık sık özellikle başörtüsünün yasak olduğu dönemlerde kamusal alan kavramı konuşulurdu. Denirdi ki kamusal alan başörtüsüyle, dini sembollerle kamusal alana girilmez. Çünkü kamusal alan tamamen nasıl kodlandı? Kamusal alan Türkiye'de devlete ait olan diye kodlandı. Halbuki arkadaşlarımız da bileceklerdir. Habermas gibi işte çok ünlü batılı düşünürler ve batıdaki uygulamaya baktığımızda, anlayışa baktığımızda kamusal alan özgür bir alandır. Yani kamusal alanda devletin kontrolü yoktur. Devletin baskısı yoktur. Devletin belirleyiciliği yoktur. Kamusal alan devletin de dahil olduğu bir müzakere alanıdır. Yani kamusal alanda hepimiz varız. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Zencisiyle, Beyazıyla, inançlısıyla, inançsızıyla, devletiyle, özeliyle. Kamusal alan herkesin var olduğu ve ortak bir hayat, yaşam alanı inşa etmeye çalıştığı bir alandır ve bu alanın özgür olması gerekir ki bireyler veya gruplar kendi taleplerini burada dile getirebilsinler, kendi şikayetlerini dile getirebilsinler, kendi isteklerini dile getirebilsinler ve herkes de birbirine dinleyebilsin burada, birbirlerine hoşgörüyle yaklaşabilsin. Eğer bu yapılamazsa, ki Batı ülkelerin pek çoğunu bu yapılmıştır, kamusal alan dediğimiz şey devlete ait alan değildir. Yani üniversite kamusal alan diyoruz biz, değil mi? Evet. Halbuki üniversite şöyle dememiz lazım. Şunu diyebilirsin o zaman. Devlete ait yerlere giremezsin de. Bu ayrı bir olay. Ama kamusal alan gibi herkese açık olan bir alanı sen sadece devlete alan, devlete ait alan olarak kodlarsan o zaman dünyadan ayrışmış, dünyadan farklılaşmış, ayrı bir yere düşmüşsün demektir. Kamusal alan hepimize ait alandır. O nedenle kamusal alanda hepimiz inancımızla, aidiyetimizle, farklılığımızla, kılığımızla, kıyafetimizle var olabilmeliyiz. Kamusal alan var olunabilen bir alandır. Hocam şimdi bayağı epeyce bir sonuna doğru geliyoruz. Şimdi arkadaşlara söz vereceğiz. Onlara vermeden önce bir zor iki soru sormuyor değil mi arkadaşlarımız? Belli olmaz hocam ne yapacaklar. şimdi şu konuda ne dersiniz? Türkiye, dünyadaki modelleri açıkladınız. Türkiye konusuna da girdiniz. Türkiye'de din-devlet ilişkileri açısından insan hakları ve din özgürlüğünü önemli olduğunu, çoğulculuğun önemli olduğunu söylüyorsunuz. Mevcut yapıyı değerlendirerek neler yapılabilir? Yani dini gruplar, cemaatler resmen tanınmıyor. Fiili olarak falan var. İmam Hatip açılmasına izin verilmiyor devlet dışında henüz. Bu ve benzeri somut olarak dünya standartlarını ve özgürlükleri temel alan laiklikle ilgili ne tür yeni anayasa çalışmaları falan da devam ediyor zannediyorum. Evet. Ne sonuç verir onu bilemiyoruz ama sizin zihninizde tasarladığınız değişiklikler neler olmalıdır? Bir ikinci soru da bu laiklik herhalde İslam dünyası için de çok önemli. Sayın Başbakanımız geçen yıllarda şeye gittiğinde Mısır'a, yani Mısır'a da sekülerliği falan tavsiye etti. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Daha sonra da, bundan sonra da arkadaşlara müzakereye açıyoruz sorularını. Önce daha kısa cevaplayabileceğim meseleden başlayalım. Acaba Türkiye'deki laikliğin Arap dünyası için ne anlamı olabilir? Sayın Başbakan da bundan niye kastetmiş olabilir? Önce şunu belirteyim. Sayın Başbakan'ın Mısır'da laikliği tavsiye etmesi bir kontekst içerisinde, bir bağlam içerisinde ele alınması lazım. Yani biz gazetelerde okuduğumuz bir sadece cümleydi. Onu biraz daha araştırmak lazım. Fakat Mısır'daki tepkinin çok negatif olduğunu ben biliyorum. Yani Türkiye Başbakanından, ki bu başbakan ise muhafazakar olarak bilinen, siyasal geçmiş itibariyle belki de tırnak içerisinde İslamcılık ideolojisinden beslenerek siyaset yapan birisi. Dolayısıyla oradaki laiklik vurgusu Mısır'da çok farklı şekilde anlaşıldı. Çünkü
Laiklik biraz bu çevrildiği zaman ilmaniye diye çevriliyor ve biraz dinsizlik anlamı olan bir literal tercümesi var. La dini anlamı olduğu için çeviride bu böyle bir sıkıntı var. Yani şu tartışmayı yaparak belki olsaydı, acaba Mısır'da din-devlet ilişkileri nasıl formüle edilebilir çerçevesinde bir tartışma yürütülseydi anlamlı olabilirdi. Oradaki tercümeden kaynaklanan bir mesele var. Bir, iki, bir de şunu söyleyelim. İki Türkiye olduğu kanaatindeyim ben. Birisi eski Türkiye, biri de şu anda inşa edilen yeni Türkiye. Eski Türkiye yasakların bol olduğu, şimdi de var ama, eski Türkiye yasakların bol olduğu, ötekileştirmenin bol olduğu, Türkiye'deki pek çok problemin sümen altı edildiği, görmezden gelindiği, hatta inkar edildiği, kimliklerin tek tipleştirildiği bir Türkiye vardı. Yeni Türkiye bu problemlerle yüzleşebilen bir Türkiye, kendisine güvenen bir Türkiye. Laikliği daha farklı algılayan, uygulayan ve yorumlayan bir Türkiye. Yasakçı, bakın laikliği iki türlü yapabilirsiniz. İşte birisi Batı ülkelerinde olduğu gibi özgürlük alanlarını açarsınız, buna da laiklik dersiniz. Birisi de çıkar Fransa gibi der ki hayır, sokakta burka giymek yasak, giyene 5000 işte avro ceza vereceğim dersiniz. Bu da bir laikliktir. Birisi tamamen işte yasakçı bir yorum, bir tanesi özgürlükçü bir yorum. Türkiye bu yasakçı yorumdan kurtulmaya başladı. Hala kurtarabilmiş değil ama yavaş yavaş kurtuluyor. Çünkü laiklik bir devletin ideolojisi haline dönüşmüştü Türkiye'de. Onun için neler yapılmasını biraz da buradan bakmak lazım. Bir kere laiklik meselesini ideolojik bir mesele olmaktan çıkarmak durumundayız. Daha teknik. Bu bir varoluşsal mesele olarak görmemeliyiz bunu. Laikliği öyle bir meseleye dönüştürüyoruz ki Türkiye'nin var olup olmaması meselesinden dönüşüyor. Hayır, Türkiye'de toplumsal kesitlerin büyük bir çoğunluğu eğer laiklik insanların dini hayatlarına bir müdahale değilse, onları yasaklamıyorsa zaten bir problem yok. Yani pek çok Türkiye'de sosyolojik araştırmaya baktığınızda kaç kişi şeriat istiyor dendiğinde Türkiye'de %5 ya da 6 insanlar şeriat diye bir şeyden bahsediyor. AK Parti iktidara geldikten sonra isteyenler düşmüş hocam. Ama işte bu normalleşmeyle alakalı. Yani insanlar kendi hayatlarında eğer gerçekten... Keser'in araştırmasına göre. Bu araştırmaları yapanları da şunu söyleyelim. Yani bu araştırmayı yapanların büyük bir çoğunluğu da Türkiye'de hani saygın olarak bilinen kurumlar, işte kişiler. Yani Türkiye'de özgürlükçü laiklik eğer uygulanabilirse... Zaten bu konuda insanlar yani kendi bireysel hayatlarında ya da bir grup olarak, bir cemaat olarak, bir inanç grubu olarak eğer kurumsallaşabiliyorsa, çocuklarına bunları öğretebiliyorsa, bunlarla ilgili bir baskı altında kalmıyorsa laiklikle bir problem olmaz bunların. Laiklikle ilgili problem ne zaman başlar? Eğer bunları siz laiklik adına yasaklıyorsanız, laikliği tehdit altındadır, bunlar bu faaliyetler laikliği tehdit eder derseniz, problem oradan başlar diye düşünüyorum ben. O nedenle din meselesine güvenlik gözlüğüyle bakmaması lazım. Türkiye'nin ve bütün dünyanın. Bakın İslamofobi diye bir 11 Eylül sonrası problem var değil mi? Bugün yani İslam'a karşı, Müslümanlara karşı çok ciddi ön yargıların olduğu, bazen karşıtlıkların olduğu bir siyasi coğrafya, siyasi hava var bugün. Sebebi ne? Güvenlik gözlüğü takıyorlar. Yani Müslümanlar tehlikelidir. Müslümanlar gelirse bizim hayat düzenimizi bozar. Bozar. Türkiye bunu kendi içerisinde çok yaptı. Türkiye kendi Müslümanlarından, kendi insanlarından korktu değil mi? Başörtüler olursa, işte dindarlar olursa, sakallılar olursa, bütün bunlar Türkiye'nin o modern, o seküler, neyse o, onu bozar düşüncesi ve algısı oldu. Dolayısıyla biz Türkiye'de yapılması gereken bir algı değişikliği ve yorum değişikliği. Öncelikle laikliği böyle bir çerçeveden çıkartmak, bir ideolojik çerçeveden çıkarmak zorundayız. İki, din meselesine buna gayrimüslimler de dahil, Aleviler de dahil, Müslümanlar da dahil, inançsızlar da dahil bir tehdit olarak görmememiz lazım bunu. Bu anlamda Türkiye'de hala kat edilmesi gereken mesafe olduğu kanaatindeyim ben. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde çok sayıda reformlar yapıldı biliyorsunuz. Uyum yasaları çerçevesinde. Bunlar bazı yasakları Türkiye'de kaldırdı aslında otomatikman. Ama hala mesela diyelim ki X cemaatinin ya da B gayrimüslim cemaatinin talepleri ve şikayetleri varsa bu talepleri ve şikayetleri Türkiye'deki hükümetin, iktidarın, sivil toplumun hatta çoğunluk olarak Müslümanların görmesi, dinlemesi ve problemleri çözmesi yönelik adımlar atması gerekir diye düşünüyorum. Bu bağlamda bir şey söyleyeyim. Olumlu bir gelişmeyi burada kaydedelim. Mesela Türkiye'de vakıflar yasası değişti. Vakıflar yasası değiştikten sonra Türkiye'de gayrimüslimlerin mallarına el konulan gayrimüslim vakıfların bugün malları iade ediliyor. Evet.
Bu son derece olumlu bir gelişmedir. Evet. Yani siz hiçbir kimsenin vakfedilen bir şeydir. Buna devletin alması, devletin buna el koyması mümkün olabilir mi? Ama bunları evet. zamanında yapılmış. Evet. O hatadan bugün dönülmesi güzel bir şey. Buna benzer. Kapatılmış adamın okulu. İşte Heybeliada Ruhban evet. okulu kapatılmış. Bu okulun, Heybeliada Ruhban okulunun kapatılmasına karşı cemaat bugün açılsın talebi var. Evet. Değil mi? Yani Türkiye öyle bir noktaya gelebilmeli ki bu tür taleplerin karşılanmasından endişe duymamalı diye düşünüyorum evet. ben. Bunları bir özgürlük alanı olarak kodlamalı, tanımlamalı ve insanların bu alanlardaki yani Türkiye'de kendi şimdi Türkiye'de belirli dönemlerde din eğitimi yasaktı. İslam eğitimi yasaktı. Buna izin verilmiyordu. Bugün Heybeliada'da bir okul kapanmış mı? Kapanmış. Bu okulun kapanmasının nedeni Hristiyanlık üzerine konulan yasak değil. Onu da belirtelim. Hristiyanlık karşıtlığı olduğu için de değil. O dönemlerde özel okulların hepsine şöyle bir kural getiriliyor. Ya hepiniz devlet okulu olursunuz evet. ve faaliyetlerinize Milliyetin Bakanlığı'nın kontrolüne girer, faaliyete girersiniz ya da kapanırsınız. Heybeliada okulu ve buna benzer başka okullar Milliyetin Bakanlığı'nın denetimine girmediği için kapatılıyor. Yoksa o Hristiyan okul olduğu için kapatılmıyor. Onu da söyleyelim. Zaman zaman şu söyleniyor çünkü ya işte bu gayrimüslim okul o nedenle kapatıldı önem. Hayır. O nedenle kapatılmış değil. Ama bugün eğer açılınmasıyla ilgili talep varsa, eğer bu bir hak olarak kodlanırsa, buna bir kere öncelikle Müslüman çoğunluğun bu hakka sahip çıkması lazım. Kendi içerisindeki azınlığın hakkını koruması lazım. Bu bir. İki, bunlar belki demografik olarak gayrimüslimler Türkiye'de azınlık olabilir. Ama vatandaş olarak azınlık değil. Evet. Sen de bir Türk vatandaşısın, o da bir Türk vatandaşı. Türk vatandaşı nasıl kendi din okulunu açabiliyorsa, din adamı yetiştirebiliyorsa, onlar da yetiştirebilmelidir. Yani böyle bir hak ve adalet Yani hocam bu çerçevede mesela Alevilerin de talepleri var. Cemevleriyle ilgili. İbadethane olarak onlar da tanınsın diyorlar veyahut da dini gruplar. Onları da mı bu çerçevede değerlendirmek Yani ben istiyorsun? Bunların müzakere edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Fakat Alevilikle ilgili mesele hani tartışmalı alan şu Alevilikle ilgili. Buna karar verecek olan kuşkusuz ben değilim ama yani İslam'da ibadethane nedir sorusuyla alakalı bir şey. Bu teolojik bir tarafı var bunun. Bu teolojik tartışma çözümlenebilirse ancak dediğiniz olabilir. Mesela Alevilikle ilgili olarak acaba evet. cemevleri ibadethane midir, değil midir sorusunun cevabıyla alakalı bir şey bu. Bir şey sorayım. Yani bu boyutu da var. Evet, bu farklı boyutu var. Boyutlardan bakalım. Peki arkadaşlar benim sorularım bitti. Şimdi söz sizde. Buyurun. Mikrofon kimde var? Arada taşıyan oluyordu mikrofonu. Evet var arkadaşımızda. Kim hocamıza bu konularla ilgili veya yani hocam bu konularda çok zengin deneyim var. Açılım konusunda da sorabilirsiniz. Buyurun. Kendinizi bir tanıtın. Evet. Gelmiyor. Diğer mikrofona bak şu veya aç kapa. Var mı? Diğerini sizinki çalışıyor mu elinizdeki? Ben kendi mikrofonumu verebilirim. Hocam sizin konuşmanız gerekecek. Çünkü şu buradaki kayıt için yoksa sizin sesinizi duyarız da. Ha, evet şu anda başladı. Öncelikle ismim Makbule Oğuz. Din kültür öğretmenliğini okuyorum Marmara Üniversitesi'nde. Türkiye'deki şimdi son laiklik anlayışı acaba anayasaya girdi mi? Ve bu güneydeki ülkeler hani Mısır olsun, Suriye olsun o taraftaki ülkeler tarafından benimseniyor mu? Ve bir de doğudaki durum nedir? Yani doğuda mesela Kırgızistan gibi ne bileyim hani Türkiye'ye kendini yakın gören ülkeler de var. Acaba o ülkelerin bu konudaki hani Türkiye'nin din devlet ilişkileri konusunda hani bir örnek model alma gibi bir şeyi var mı? Başka var mı arkadaşlar sorular? Bu arada düşünüyorum. Hocam buyurun sizinkini de alalım. Bir iki soru alıp çok. Bu tarafta arkadaşımız. Mikrofonu ulaştıralım. Arkadan, evet. Serhan Yıldırım, İstanbul Hukuk, 2. sınıf. Hocam ikinize de birer sorum olacak.
Öncelikle size sorayım hocam. Cumhuriyet'in ilk yıllardan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması ve din eğitiminin devletin tekelinde olması bir nevi ve devletin kontrolünde olması, bu tarihsel arka plan ışığında sosyolojik açıdan bu durumu değerlendirir misiniz? Size sorum da hocam, din eğitiminin devletin kontrolünde olması mı daha sağlıklı, yoksa cemaatlerin veya tarikatların önünün açılması, daha çok bunlara ayrıcalık tanınması mı daha sağlıklı olur diye iki sorum olacak. Teşekkür ederim. Hocam zor soru sana geldi. Evet, vallahi zor. Ben size soruyordum ama geri, buyurun siz de sorun, ondan sonra cevaplayalım. İstanbul Hayat Öğrencisiyim, 4. sınıf. Sorum şöyle olacak. Genellikle din ve devlet ilişkisi adında, altında bir konuşma olduğunda izlenimlediğim kadarıyla genelde batı kaynaklı oluyor bu konuşma. Menşe genelde batı oluyor. Ama fakat biz Türkiye'de yaşıyoruz ve bir Müslüman ülkede yaşıyoruz. Neden böyle bir konuşmada daha en azından birkaç tane dipnotta İslam alimlerinden verilmedi ya da onların bu konu hakkındaki görüşüne, daha önceki yaşanan yaşanmış şeyler, teoriler nasıl geliştirilmiş, bunlara neden değinilmedi? Ve bir de laiklik konusunda da biliyoruz ki Avrupa'daki laiklik anlayışı ve onların laikliğe getirdiği, laikliğe getirmelerinin sebebi onların Hristiyanlık anlayışıyla alakalı bir şey. Ama Türkiye'de biz Müslüman bir ülkedeyiz ve bizim İslam anlayışımız laiklikle pek uyuşmuyor gibi. Çünkü bildiğimiz gibi Hristiyanlık sevgi dini diyoruz, ama sevginin tabii belki çok basit bir şey gibi geliyor ama önemli bir tabir aslında. Çünkü sevgi din demek şeriatın olmaması demek. Bunu onların kendi İncil kitaplarına da görebiliyoruz. Fakat bizim dinimize baktığımızda şeriatın bizzat devletin içinde olması, devletin şeriat olması ya da şeriat demeyin farklı bir şekilde de diyebiliriz. En azından yani dini konuları sadece ibadet değil, muamelat gibi kısımların da olduğu ve bunların da bizzat emir olduğu ve bu emirlerin de yapılmadığı takdirde haram veya helal gibi noktaları var. Bunlar hem dünyevi hem de uhrevi şekilde insanları ilgilendiriyor. Bunları nasıl açıklıyorsunuz? Buyurun hocam. Evet. Teşekkür hocam, ediyorum. Bir soru var, daha vardı acaba. Sorabilir miyiz? Tabii buyurun, buyurun. Mustafa Gönül, İstanbul Hukuk öğrencisiyim. Şimdi benim bir sorum olacak. O da şu. Siz hani cemaatlere mi bırakılsın din eğitimi, yoksa hani okullarda mı olsun, vakıflar, Hristiyan vakıfları falan açısından konuştunuz. Benim sorum şöyle olacak. Şu an Türkiye'deki ve hani Doğu toplumundaki bu ayrışmalara bakacak olursak, mesela her yerde, Irak'ta olsun, mezhep çatışmaları, din çatışmaları olduğu bir düzende. Sonuçta Avrupa bunu halletti ama Türkiye ve Doğu toplumu bunu daha halledebilmiş düzeyde değil. Şimdi Türkiye vakıflara böyle ayrıcalıklar verdiğinde, mesela Hristiyan okulları, belli cemaatlerin okulu gibi okullar olduğunda toplumsal ayrışma artar mı? Bu Türkiye için bir tehdit haline gelir mi? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Sağ olun. Evet. Bir sen de sor da bari, o zaman hepsini toplayalım. Bilal Kayar, Marmara Üniversitesi Din Kültür Öğretmenliği. Şeriat şu anda, yani İslam aleminde ya da Müslümanlarca, şeriat artık korkulan bir şey olmaya başladı. Hani Müslümanlar şeriat istemiyor, ilginç gibi. Yani ilginç yanı şu, devletlerin bunlara etkisi var. Mesela İran gibi, Mısır gibi. Yani şu anda günümüzde şeriatın istenmemesi devletlerle alakalı mı artık? Ya yani sizi destekleyici bir dünya değerler araştırmasının son versiyonuna göre, 2012'deymiş, gazetelere yayınlanan, daha internetten yayınlanmadı. Kiminle komşu olmak istemezsiniz sorusu soruluyor. Yani toleransı ölçmek için. Orada bu defa şeyi sormuşlar. Şeriat isteyen birisiyle komşu olmak ister misiniz? Yeni ilave. Daha önceki versiyonlarda yok, Türkiye versiyonlarında. Türk insanının %52'si komşu olmak istememiş. Hristiyan birisiyle komşu olmak ister misiniz demişler, %48'i. Yani Hristiyan birisinden daha fazla komşu olmak istemiyor şeriat isteyen birisiyle. Sorun destekler mahiyette, evet. Buyurun hocam. Evet, birinci soru acaba hani bizim burada bahsettiğimiz daha özgürlükçü, daha farklılıkları hoşgörüyle gören, hoşgörüyle karşılayan bir laiklik anlayışı anayasaya girdi mi? Tabii şu anda anayasa çalışması devam ediyor biliyorsunuz ve anayasa yazım esnasında da bu netameli konulara en son değinilecek konular. Evet. Bu konular. Henüz daha bununla ilgili bir çalışma yapılmadı bildiğim kadarıyla. Burada mesele
aslında sadece yasalar değil biliyorsunuz. Yasalar hep yorumlanmak için var. Yani evet. Aynı yasayı iki tane hukukçuya götürün, aynı anayasa maddesinde üç tane anayasa hukuku profesörüne götürün, üçü de farklı yorumluyor. Neye göre yorumluyor ama bunu? Diğer altyapıyla, yani fikri background'uyla yorumluyor. Eğer daha özgürlükçüyse, daha liberalse, daha bilmem neyse öyle yorumluyor. Devletçiyse, işte daha otoriteryense, öyle bir ideolojik bir background'dan geliyorsa, geçmişten geliyorsa, birikimden geliyorsa öyle yorumluyor. Laiklik de ona benzer bir şey. Yani bu hukuk devleti olup olmamayla alakalı. Biraz bunun üzerinde durmak lazım. Sadece laikliği oraya çok işte güzel bir tanımla koymak anayasaya meseleyi çözmüyor. Yani gerçekten Türkiye hukuk devleti olacak mı? Bireyi mi önceleyecek, devleti mi önceleyecek, ideoloji mi önceleyecek, bireysel hakları ve özgürlükleri mi önceleyecek? Bunlar üzerinde bir tartışma yürüterek ancak biz bir yere varabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi doğudaki durum, Türkiye Cumhuriyetleri'de acaba Türkiye ne kadar örnek alınıyor? Bahsettiğim gibi ben iki tane Türkiye olduğu kanaatindeyim. Birisi eski Türkiye, 1900'lerin, 80'lerin, 90'ların başındaki 97'de işte 28 Şubatların Türkiye'si, postmodernist darbenin Türkiye'si var. Yani yasakların çok daha belirgin olduğu. Bir de gittikçe normalleşen ve özgürlük alanlarını açan, pek çok konuda daha önce dokunulamayan konulara dokunulan, hatta işte biliyorsunuz bu Dersim katliamı ile ilgili bile konuşulabilen bir Türkiye'ye gelindi. Devlet kendi yaptığı katliamı inkar ediyordu daha düne kadar. Bugün konuşulabiliyorsa bunlar pozitif olur diye düşünüyorum. O nedenle yeni Türkiye'deki bazı gelişmelerin hem Orta Doğu'daki ülkeler için hem de Türkiye Cumhuriyetler için önemli olduğu kanaatindeyim. Ben model olarak söylemiyorum bunu. Bir tecrübe olarak, bir birikim olarak, bir uygulama biçimi olarak. Bakın Arap dünyasındaki gelişmeleri SETA Vakfı olarak biz baştan beri takip ediyoruz. Orada çok sayıda siyasi grup Türkiye'ye gelip şunu görmek istiyor. Şimdi Arap dünyası, Türkiye belki cumhuriyetler de buna dahil edilebilir ama özellikle Arap dünyası bir başarı öyküsüne uzun zamandan beri muhtaç. Görmedim bunu. Hep tek adam yönetimleri. Libya, Mübarek, Saddam, işte Esed. Bunlara bakıldığında ne görüyoruz? Son 1960'lardan itibaren tek bir parti, tek bir adam yönetiyor. Ekonomik olarak kalkınamıyorlar. Siyaseten bakıldığında paramparça. Baskı sonuna kadar var. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey görüyorlar, varsayıyor en azından. Buna inanıyorlar. Türkiye'de 10 yıldır, 12 yıldır bir parti iktidarda. Bir siyasi parti var, bir siyasi görüş var. Biz bunu Türkiye'den farklı yorumlayabiliriz ama ben Arap dünyasına bakışı söylüyorum size. Çünkü bizatihi kendilerinden dinlediğimiz için, bizatihi onlarla bu meseleleri müzakere ettiğimiz için. Diyor ki, Arap dünyasına gelen bu siyasi, yeni siyasi elit diyelim ya da yeni siyasi liderler. Türkiye bu işi nasıl başardı? Neyi başardı diyoruz biz mesela Türkiye'ye? Ya son 10 yıldır, 12 yıldır Türkiye'de bir, siyasi istikrar var. İki, Avrupa Birliği'ne giriş süreci var, özgürleşme var. İşte anayasa değişiklikleri var, anayasada işte referandumlar yapıldı. Evet. Bütün bunlar artı şeyler. Üçüncüsü Türkiye dünyanın şu anda en hızlı büyüyen ikinci büyük ülkesi içinden sonra. Dediği bir ekonomik istikrar var bu memlekette. Ve bunu yapan onların gözünde İslamcı bir parti. İslamcı bakın. Onlara göre AK Parti İslamcı bir parti. Türkiye'de hani biz muhafazakar parti falan diyoruz ama Arapların gözünde, oradaki siyasi elitin gözünde kendilerine en yakın hissettikleri yer burası. O nedenle diyorlar ki biz ne öğrenebiliriz Türkiye'den? Demek ki diyorlar İslamcı bir parti de tırnak içinde ülkeyi yönetebilir. Hem de başarılı bir şekilde yönetebilir. O zaman biz de AK Parti ile konuşalım. Ya bu işleri nasıl yaptınız, bir şeyler öğrenelim. Bakalım. Model demiyorum bakın, bu ayrı bir şey. Yani model diye bir şey olmaz zaten. Her ülkenin şartları ayrıdır. O bakımdan ben Türkiye'deki deneyimin Arap dünyasında yakından takip edildiğini görüyorum. Ama buna karşı olanlar da var. Bakın. Çok farklı uluslararası toplantılara gittiğimizde bazı Araplar çok Türkiye meselesi gelince hemen sanki iğne batırmışsınız gibi tepkide bulunuyor. Çünkü o da oranın Kemalisti, Mübarekisti, Esedisti. Yıllardır orada oluşmuş bir yapı var. Onlar da mesela Türkiye dediğiniz zaman hemen tüyleri diken diken oluyor. İkinci soru sanaydı hocam. Yok, onu ben cevaplayacağım sizin birkaç şey. İkinci soru hukuktan gelen arkadaşımızın Cumhuriyet'in ilk yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din eğitiminin devlet tarafından işte kurulması, ondan sonra takip edilmesi meselesi var. Bunu konuşmamın esasında söylemiştim. Yani bütün ulus devletlerde ilk yapılan iş, bütün ulus devletler bakın istisnasızdır, ilk
yaptığı iş eğitim müesseselerini kendi kontrolüne almaktır. Çünkü orada bir yeni bir millet inşası, yeni bir kimlik inşası ve mümkün olduğunca homojen, mümkün olduğunca birbirine benzeşen bu bir ulus devlet yapısıdır, ideolojisidir. Kaçınılmaz olarak böyledir ve Türkiye'de de böyle olmuştur. Peki, böyle olmuştur ama sosyolojik olarak baktığımızda acaba istenen sonuçlar doğurmuş mudur bu? Kurulan İmam Hatip okulları, ilahiyat fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı acaba kurucu iradenin kafasındaki bir modele uygun mu gelişmiştir? Benim kişisel kanaatimi söylüyorum, uygun gelişmemiştir. Ben de İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ayrıca ilahiyat mezunuyum. Ama şeyin dışında olduğumu düşünüyorum. Yani o dönemdeki tek tipleştirme ideolojisinin dışında bir insan olarak yetiştiğimi varsayıyorum, düşünüyorum. Dolayısıyla sosyolojik olarak o amaçlara tam da erişilemediği kanaatindeyim. Yani İmam Hatip'ten mezun olanlar, ilahiyatten mezun olanlar, ne bileyim yani bütün bunlar aslında o bahsedilen işte kontrol mekanizmasının ben etkilenmiş olabilir ama o kalıpta çıkmadığı kanaatindeyim ben. Bir başka arkadaşımız çok güzel bir soru sordu aslında. Bu bence ayrı bir tartışma konusu yapılmalı burada. Gerçekten de İslam hem tarihsel tecrübe olarak hem de teorik olarak din-devlet ilişkileri konusunda ne söyler? Bu önemli bir soru. Bizim burada o konulara girmememizin nedeni hani mevcut uygulamalar üzerinde konuşalım diye girmedik. Çünkü yapılar belirlenmiş, bu yapılarda aksaklıklar neler, nasıl düzeltilebilir meselesi üzerinden gittik. Yoksa bu söylediğiniz soru son derece önemli bir soru. Yani İslam siyaseti diye bir siyaset var mıdır? Bu İslam dediğimiz kavram içerisindeki tarihsel tecrübeye bakıldığında, ilkelere bakıldığında bunların ne kadarı normatif olarak bizim hayatımızı belirler, şekillendirir, olmazsa olmazlar vardır, buna bakmalıyız. Diğer taraftan tarihsel olarak değişen neler var ona da bakmalıyız. Yani neler tarihseldir İslam'ın, bizim bugün İslam diye bildiğimiz şeyler içerisinde ne kadarı Hazreti Peygamber'in hayatından bize ulaşmıştır, ne kadarı da 14. yüzyıldan sonra ortaya çıkarak bizim hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Mesela Osmanlı'da örfi hukuk diye bir hukuk vardır. Örfi hukuk hiçbir başka İslam ülkesinde yoktur arkadaşlar. Osmanlı'nın hukukudur. Nedir biliyor musunuz örfi hukuk? Örfi hukuk dediğimiz şey hani şeriat diye bir hukuk sistemimiz var ya. Aslında şeriat hukuktur. Biraz da milletin korkmasının, şeriattan korkulmasının sebebi biraz şeriatın ne olduğunu insanların bilmemesidir. Şeriat eşittir. İslam hukukunun bir başka ismidir. Hukuktur yani. Ve İslam hukuku donuk bir hukuk değildir. İçtihat diye bir mekanizma vardır. Maslahat diye çok önemli bir mekanizma vardır. Yani toplumun ihtiyaçlarına göre İslam hukuku şekillenir. Örfi hukuk da budur. Yani İslam hukukçuları Osmanlı döneminde karar verirlerken sadece tarihsel tecrübeye göre, sadece metinlere bakarak karar vermemişler. Örf dediğimiz şey yani toplumun gelenekleriyle acaba bizim vereceğimiz kararlar arasında bir uyuşma olacak mı? Çatışma olacak mı? Bunlar arasında bir geçişkenlik var mı diye bakmışlar. Yani aslında örfi hukuk bu anlamda biraz seküler hukuk sayılabilir. Yani hani köken itibariyle tamamen vahye dayanmadığı için söylüyorum. Bunlara biraz bakmak ve bunu konuşmak durumundayız. Ben bu arkadaşımıza katılıyorum. Yani bu konuda daha uzman bir hocamızı çağırıp buraya. Evet. Bu konuda ben uzman değilim. O nedenle söyleyeceğim şeyler doğru olmaz ama güzel bir soruydu. Tebrik ederim. Tartışmak, konuşmak ve çünkü özellikle ilahiyat, hukuk okuyan arkadaşlar bu konularda belki daha birbirleriyle konuşabilirler diye düşünüyorum. Ama İslam siyaset meselesi, din siyaset meselesi hep böyle kirletilmiş konular olduğu için yani İslam ve siyaset ikisini bir araya getirdiğinizde insanlar diyor ki işte şeriat gelecek. Hayır, öyle değil. Yani siyaset dediğimiz şey yönetmek, yönetim. Acaba insanlar inançları, insanların işte yüzyıllardır yaptıkları pratikler onların hayatlarını biçimlendirme tarzından ne kadar etkileyecek, nasıl etkileyecek bu? Siyaset dediğim şey budur. Siyaset dediğimiz şey illa gidip bir yerde bakan olmak, hükümet etmek değildir. Siyaset dediğim şey insanların kendi hayatlarını biçimlendirme, yönlendirme biçimidir. Bu anlamda ben İslam siyaset, yani din ve siyaset birbirinden ayrı değildir. Bakın ben bu açık ve net bu konudaki fikrimi söylüyorum. Eğer ben dindar bir insan olarak bir takım taleplerim varsa, bir takım isteklerim varsa, bir takım projeksiyonlarım varsa bunu gidip siyasetten talep ederim. Yani siyasete de girerim bunun için. Çünkü herkesin kendi toplumu ile ilgili, kendi dünyası ile ilgili, kendi ailesi ile ilgili, kendi ülkesi ile ilgili bir tasavvuru var. Tasavvursuz insan olmaz. Ve bu tasavvurlar farklı kaynaklardan beslenir.
Kimisi pozitivizmden beslenir, kimisi inançlardan beslenir, kimisi tarihi tecrübeden, hatıralardan, birçok şeyden beslenir. Ve insanlar onun için siyaset yapar zaten. Niye siyaset yapıyor insanlar? İş olsun diye değil. Kafalarında bir tasavvur var. Bu tasavvuru hayata geçirmek istiyor. O nedenle din ve siyaset doğrudan doğruya ilintilidir. Ayrılamaz bunlar. Hukuk ve siyaset ayrılamaz. Yani biz siyaseti böyle bir geniş bir çerçeve olarak görmeliyiz. Ama Türkiye'deki tartışmalar öyle bir noktaya getirilmiştir ki din ve siyaset dediğiniz, ah siyaseti ele geçirmek istiyorlar, devleti ele geçirmek istiyorlar. Siyaset bu kadar basit bir şey değildir arkadaşlar. Tektipleştirme ile ilgili bir soru vardı burada. Din ve mezhep çatışması meselesi. Bu da tabii kritik bir mesele. Özellikle şu andaki Suriye'ye baktığımızda, Irak'a baktığımızda. Bu ülkelerin normalleşebilmesi için bu arzi bir durumdur. Yani mezhep çatışmaları, etnik çatışmalar bizim coğrafyamızda arzi durumlardır. Yani bu coğrafyayı, bu coğrafyanın insanları yönetmediği içindir bunlar. Onu söyleyeyim size. Müdahaleler olduğu içindir. Ve bunu öğrenmek zorundayız. Yani biz ya işte çatışma olur, serbest bırakırsak insanları, insanlar özgürlük alanları tanırsa arada kavga, gürültü olur diye özgürlükleri kısıtlayamayız. Yok böyle bir şey. Özgürlük olacak, zaman zaman çatışmalar da olacak, zaman zaman gerilimler de olacak. Çünkü başka türlü müzakere edemeyiz. Yani yasaklarla müzakere olmaz. Devlet her şeyi belirlesin, kılıçla kafamızın üzerinde dursun, kafamızı kaldırınca bizi tokatlasın, bizi terbiye etsin. Yok öyle bir şey. Toplum kendi kendini terbiye etmek, müzakere kültürü getirmek durumunda. 40 yıl Mübarek yönetti, 30 yıl Kaddafi yönetti vesaire yönetti. Bunlar böyle bir şey, yani devlet olduğu zaman, devlet kontrol ettiği zaman iyiye gitmiyor ki. Dolayısıyla ben özgürlük alanı açıldığı zaman ve gerekli mekanizmalar da kurulduğu zaman insanların güvenliğini sağlayan, bu konularda zaman zaman çatışmalar olur, zaman zaman gerilimler olur, zaman zaman kavgalar olur. Ama insan aklının doğruyu bulabileceği kanaatindeyim. Çünkü bu tecrübeler bu coğrafyada yaşandı. Başka bir arkadaşım sonra işaret etti. Yani bu tecrübeler ulus devlet dönemi öncelerinde yaşandı bu coğrafyalarda. İnsanlar bir arada yaşadı. Farklı dinler, kültürler, inançlar ve mezhepler bir arada yaşayabildi. Evet. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız Türkiye'deki din eğitiminin devlet dışındaki aktörlerin girmesinin konusunda ne düşündüğümü sordu zannediyorum, değil mi? Yani ana hatlarıyla. Şimdi din-devlet ilişkisi konusunda özellikle din eğitimiyle ilgili boyutuna gelecek olursak, Türk İslam tarihinde aslında din-devlet ilişkilerinde devletle birlikte, yani Batı Avrupa'da olduğu gibi bağımsız bir kilise teşkilatı falan yok. Biliyorsunuz Şeyhülislamlık falan neticede padişaha bağlı, işte bir dönem kabinenin içinde, dışında bir şekilde olmuş bir yapı var. Yani bizim öyle bir tarihimiz yok. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı da bir anlamda ne olarak kurulmuş? Şeyhülislamlığın yetkilerinin, yeni ulus devlet ve biraz daha seküler yapıya yetkileri azaltılmış. Cumhuriyet ilk meclisi açıldığında şeriye ve evkaf vekaleti var. Bakanlık seviyesindedir. Daha sonra statüsü daha da düşürülmüş haldedir. Yani bu konuda bir tarihsel deneyim önemli. Günümüze geldiğimiz zaman tabii ki hocamın anlattığı gibi ulus devlet daha tek tipleştirmeci, homojenleştirici bir yapı var. Günümüzde farklı paradigmalar ve talepler var. Devlet dışındaki aktörler din eğitimine girmesin dediğimiz zaman girmemiş olmuyor. Yani var. Türkiye'de nasıl son iyileştirmelerle birlikte %35 diyorlar kayıt dışı ekonomisi varsa, kayıt dışı bir din eğitimi de var. Nasıl kayıt içine almak için ekonomi uğraşıyorsa, benim görüşüm şu: devlet evet aktör olarak din eğitimindeki rolü sıfıra inmemesi lazım. Yani böyle birdenbire böyle şeyler olmaz. Yani ve onun güzel tarafları da var. Mesela temel sorunlardan bir tanesi finanstır bizim gibi toplumlarda. İkincisi manipülasyona çok açık olmak. Mesela Pakistan'da serbest bırakmış, sıkıntılar var. Devlet bir aktör olarak olmamalı. Ama olmalı. Ancak tek aktör olarak olmaması lazım. Onun yerine demokrasi insan hakları söyleminin ortaya çıkmasıyla birlikte dini gruplar, farklı renklerdeki cemaatler, sivil toplum örgütleri ne dersek diyelim, onlara yeni bir resmen
gayri resmi din eğitimi olarak zaten veriyorlar. Onlara bir yol açılması, onların bir mekanizmasının olması, yani yeni bir döneme giriyoruz. Yeni Türkiye'de bunlara da yer açılması lazım. Yani benim kanaatim her ikisinin birlikte aktör olarak zıtlaşmadan farklılıkların ortaya konması. Çünkü teklifleştiricilik gitti ya. Dolayısıyla bir tip teklife gitmeyelim. Devlet de olsun diyorum benim görüşüm. Tarihsel tecrübe ve pratik nedenlerden dolayı. Cumhuriyet döneminin belki din eğitimi aslında en başarılı şeylerden bir tanesi mezhep çatışmasının yani birkaç belli Alevilik, Sünnilik üzerinde manipülasyon dışında bu konularda başarılı buluyorum ben. Yani ona benzer o çatışmaların çoğu da direkt mezheple ilgili değildir. Bir manipülasyonlar dışında böyle bir başarısının olduğunu da düşünüyorum. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle iyi günler.